Merhaba, spa salonuma hoş geldiniz. Bugün Barbie yeni açılacak olan hizmetimizi denemeye gelecek. Bu göbek taşı. Masajı ve keseyi burada yapacağım. Önce onu dezenfekte edelim. Merhaba Sevcan. Merhaba Barbie, hoş geldin. Yeni hizmetini denemek için sabırsızlanıyorum. Üstünü değiştirip gelebilirsin. Ben de saunayı hazırlayayım. Tamam. Buyur Barbie, buradan girebilirsin. Feştemalini alayım. Teşekkür ederim. Barbie, her şey yolunda değil mi? Buharı açıyorum. Evet, burası harika. Bugün Barbie'ye kese yapacağım. O yüzden saunaya soktum. Buhar onun vücuduna çok iyi gelecek. Bu kese eldiveni. Yapısı birazcık sert. Vücuda kese yaparken ölü derileri çıkartır. Uf, terlemeye başladım. Bu kadar yeterli Barbie. Al bakalım peştemalini. Sevcan, bu taş sıcak. Evet Barbie, göbek taşının özelliği sıcak olması. Şimdi keseye başlayalım. Ay, birazcık sertmiş bu. Kirleri daha iyi çıkartmak için Barbie. Ben her gün duş alıyorum. Bu kirler benden mi çıktı? Barbie, bu ölü deriler bu keseyle çıkıyorlar. Bu senin pis olduğun anlamına gelmez. Yaz aylarında güneşleniyoruz. Cildimiz güneşe maruz kalıyor. Ölü deriyi atamıyor. Kese yapmak bu yüzden önemli. Öyle mi? İçim rahatladı. Ben bunu sık sık sana yaptırırım Sevcan. Kese işlemi tamam Barbie. Sen git duş al. Ben de burayı bir temizleyeyim. Sonra masaj yapacağım. Soğuk duş iyi geldi. Ben hazırım Sevcan. Masajlarını alıp hemen geliyorum. Ay, çok iyi geldi Sevcan. İşte tamam Barbie. Barbie? Uyumuş.
kese masaj çok iyi geldi. Biraz daha uyuyabilir. Görüşürüz. Merhaba, spa salonuma hoş geldiniz. Tamam, dezenfekte işlemi tamamdır. Bakalım bugün kim geliyor? David diye birisi. Saunayı kullanacak. İlk kez gelecek, bakalım nasıl biri. Sevcan'ın spa salonu burası olmalı. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Randevum vardı da benim adım David. Ah, merhaba. Evet, salon randevunuz vardı. Evet. Ama önce size birkaç soru sormam gerekiyor. Ha, öyle mi? Tabii. Vücudunuzda açık yara var mı? Bildiğim kadarıyla yok. Tamam, güzel. Kronik rahatsızlığınız var mı? Ne gibi kronik rahatsızlık? Astım, yüksek tansiyon, şeker. Evet. Astım teşhisi konulmuştu ama çok hafif, ağır bir şey değil. Sorduğunuz için teşekkürler. David Bey, astımınız çok ileri seviye olmasa da sizi saunaya alamayacağım. Öyle mi? Peki bu durumda ne yapacağım ben? Yani doğrusunu isterseniz arkadaşlarla geçen halı saha maça gitmiştim de o yüzden kaslarımı yumuşatmak ve göğüs zeneklerimi açmak adına ben saunayı istemiştim ama... Peki giremeyeceksen ne yapabiliriz? Probleminiz sadece kas gevşetme ve gözenekleri açmaksa sizin için iki şey önerebilirim. Birincisi oksijen destekli köpük, ikincisi sıcak taş masajı. İşe yarar diyorsanız eğer... Tabii ki. Peki o zaman tamam, ne tarafa gitmeliyim? Şu tarafa gidin, üstünüzü çıkartın. Tamam. Köpük uygulaması yaparken taşlarımız ısınsın. Hazırım. Buyurun. Evet. Nereye geçeceğim? Buyurun buraya. Tamam. Şu Swiss Church'ınızı alayım. Tabii buyurun. Özür dilerim. Oksijen spreyimiz burada. Baloncukların söndüğünü hissediyorum. Köpükleri iyice emecek vücudunuz, gözenekleriniz açılacak. Sonra da masajınızı yapacağız. Birazcık bekleyelim. Tamam, tabii. Evet, oksijenli köpük iyice eminmiş. Naneyim. Masaj esnasında sizin daha iyi nefes almanızı sağlar. Gözenekleriniz de biraz daha açılır. Tabii. Taşlarımıza bakalım. Yeterince ısınmışlar. Biraz sıcak bilecek. Evet. Bu taşlarla kaslarınızın bağları birazcık daha gevşeyecek. Harika, tamam. Nane yağı da bayağı bir nefesimi rahatlattı. Taşlar soğudu. Şuraya alalım. Unutmadan dezenfekte edelim. Şimdi son taşımızla masaja başlayalım. Gerçekten çok iyi geldi. Ellerinize sağlık. Tamam. Birazcık dinlenin. Sonra kalkabilirsiniz. Gerçekten inanılmazdı. Acaba birazcık kestirsem sizin için mahsur olur mu? Bir sonraki randevuma bir saat var. O zamana kadar dinlenebilirsiniz.
Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, kronik rahatsızlıkları olan kişilerin bu tarz yerlere giderken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ve hastalıklarını muhakkak yetkililere bildirmesi gerekiyor. Görüşürüz. Oh.